Beşiktaş bir stoper niyeti vardı. Onu söyleyelim. Bu arada taze haber geldi. Mert Günok 2 yıl sözleşme uzatıldı Mert Evet. Günok'la. Bu son dakika bilgisini de paylaşalım. Hı. Sırada da Cenk Tosun'un sözleşme uzatması var ama orası kolay olmayacak. 12. aşamada değerlendirelim. Birincisi stoper alınacaktı. Hala bir stoper arayışı sürüyor. Burada bir özellikle Nino'nun 7 milyon euro maliyetinden dolayı daha maliyeti düşük. Bonservis elinde oyunculara alınıyor. Amerti gelişinden sonra da o iş biraz daha hani acele etmeyelim. Zaten elimizde yeterli alternatif oluştu. Biraz daha zamanımız var deyip şartlar ona göre stoperde devam ettiriliyor. Görüşmeler sürüyor. Öncelikle bonservis elinde olan oyuncular bakılıyor ki dünyada da alternatifler olduğu kesin. Orta sahada Onana geldikten sonra da 6 numaradaki arayışlar sonlanmış oldu. Oradaki ihtiyaç giderildi. Bu arada Amerti'nin sağ bek oynadığını, orta sahada oynadığını, stoperde oynadığı birçok mevkide oynayabildiğini biliyoruz. Bu da Joker görevini üstlendirebilir. Yeri ve Dorukhan zamanı gibi. geldiği zaman evet hocanın elini güçlendirebilir. Diğer taraftan baktığımız zaman da 10 numara konusunda uzun bir arayış vardı. İşte biliyorsunuz 4-5 tane aday vardı. Bunlardan bir Evet. tanesi Coutinho'ydu. İlk Coutinho'yu biz burada gündeme getirdiğimizde Josef de Souza işte çok uğraştık ama başka hayalleri planları var diyerek Coutinho transferini 5 gün önce Beşiktaş açısına da olumsuza döndüğünü ifade etmişti. Diğer isim Tadic'ti. Tadic'le ilgili Beşiktaş çok mesafe kat etmişti ama bu takım bütçesine değil 3,5 milyon euronun üzerine çıkamamıştı ve Fenerbahçe çok daha fazlasını ödeyerek oyuncuyu Beşiktaş'ta üzerine çıkmadığı için aldı ve çok iyi bir transfer gerçekleştirdi. İlk maçında da gösterdi. Diğer tarafta Beşiktaş'ın listesinde olan çok önemli hatta ikinci sırada olan üçüncü sırada olan oyuncusu Pereira'ydı. Pereira'da uzun süredir görüşülüyor. Lanzini var. Onunla da bir süredir menajerler üzerinden temas kuruluyor. Bir de o bölgede Chamberlain ile ilgili bir proje vardı, projeksiyon vardı. Bunların etrafında dolaşıyordu. Tabii ikisi düşünce ortada direktmen şu anda birinci sırada Pereira, ikinci sırada Lanzini, üçüncü sırada Chamberlain isimleri şu anda Beşiktaş'ın 10 numaralı mevkisinde düşündüğü isimler. Peki hangisi olmalı, hangisi olmamalı? Bunun bir kısa bir değerlendirmesini yapalım. Tabii ki. Pereira uzun süredir ısrarlı bir şekilde takip ediliyor. İşte Arjantin milli takımın potansiyeli oluşu, gelecekte daha da değerli hale gelecek olması gibi faktörlerle Pereira konusunda Beşiktaş çok ısrarlı davranıyor. Masadan kalkabilirdi. Çünkü oyuncu sürekli İtalya'da piyasa yapıp işte eşinin İstanbul istemediğini, çok sıcak bakmadığı yönünde paylaşımlar yapıyor. Ama diğer taraftan da menajerler bu süreci daha sıcak tutmaya çalışıyor. Bir tarafta menajerlerin tavrı, bir tarafta eşin tavrı. Sanki şey gibi geldi o. Pereira hani Beşiktaş kenarı dursun, İtalya'daki işte Lazio ile görüştüm olmadı. Sampdoria ile görüşüyorum. Oralarda bir yoklayalım. İtalya şartlarını zorluyor. Olmadı. Beşiktaş da bu kartını açık tutarak oyuncu böyle bir değerli oyuncu kazandırmak için de işin açıkçası biraz ağırdan alıyor. Biraz daha sessizden kalıyor. Diğer taraftan da Lanzini'nin menajeriyle görüşme yapıldı. Ondan sonra şartları soruldu. Oyuncu Türkiye'ye gelirim, İstanbul'a gelirim. 30 yaşındayım. Biliyorsun Konferans Kupası'nda da şampiyon olmuşlardı Aston Villa. Ve o 9 Evet. maçta da Lanzini oynamıştı. 2 milyon euro bonuslarla birlikte ayrıca bonuslar bir maaş var. Bonservisi elinde. Lanzini kenarda duruyor. Bekliyor. Diğer taraftan da Pereira üzerinde yoğunlaşmış durumda. Şimdi işin şey tarafı, Chamberlain tarafı. Aslında eski kariyerine baktığınız zaman Liverpool'a uzanan yolda çok büyük bir yıldızdı. Ama son 2-3 yılına bakıyorsun ya sakatlıklarla meşgul ya problemlerle meşgul. Yani onun transferi içinde bayağı hani görüşmeler yapıldı. Riskler var. İşte sözleşme yapalım. Sözleşmesine sakatlanırsa madde koyalım. Abubakar gibi diye düşünülüyor da. Ama yani Chamberlain'in en önemli özelliğini hatırlayın. Patlama gücüydü. Son dakika dribbling özelliğiydi. Gerçekten dribbling özelliği çok iş yapabilir. Ama bu dribbling özelliği yapabilmesi için son dönemde bu özelliğini çok kullanamadı. Eğer en iyi olduğunuz özelliği kullanamıyorsanız başka şekilde ne kadar katkı sağlar? Ben bu transferi biraz riskli buluyorum. Yani riske girirsiniz. Bu transferi yaparsınız, yabancı hakkınızı kullanırsınız, maliyetini, maaşını karşılarsınız. Ama iş olmazsa da verim alamazsınız. O yüzden ben isim olarak bakıldığı zaman olursa tabii ki Pereira ve Lanzini isimlerine, iki isme çok sıcak bakıyorum. Onların Beşiktaş'a daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu tabii orta saha 10 numara için. Bir de kanat organizasyonu için. Özellikle Redmond gittikten sonra Şenol Hoca işte patlama gücü olan
dribbling özelliği olan, Enkudu gibi sakatlanmayan oyuncu istiyor. O da bir çelişki tabii. Enkudu gibi patlama özelliği olan ama sakatlanmayan oyuncunun alternatifi de herhalde Chamberlain olmaz. Yani o da başka bir alternatife yönelmesi lazım. Okereke ile ilgili süreç çok uzadı. Yani o sürecin de artık bu kadar uzadıktan sonra oradan yavaş yavaş uzaklaşılıp başka alternatiflere yöneldiklerini de söyleyebilirim. Şimdilik paylaşacaklarım bunlar. Diğer konulara soru cevap şeklinde yaparsak daha iyi olur. Abi gayet aslında güzel aktardın. Baktığın zaman taraftarların sorduğu bütün soruları tek seferde yanıt vermiş oldun. Tabii ki orta saha için Pereira, 10 numara için Lanzini ve dediğin gibi Chamberlain detaylarını hepsini aktarmış oldun. Daha çok yakın gördüğün isimler aslında evet taraftarın da sıcak bakmış olduğu isimler ama gündemde olan farklı isimler de var. Tabii ki Mert Günok sözleşme imzalandı doğru. Bunun devamında gelecek olan başka isimler de var sözleşme iç transferde. Özellikle Talisca ismini Uzatıldı diye, soranlar olmuş. uzatıldı. Evet, uzatıldı sözleşmesi. Talisca ismini Şimdi sürekli buradan soranlar var. Talisca ismini de sana iletmiş olayım. Çünkü 10 numara için vermiş olduğun 2 isim var. Evet, Lanzini ismini daha yakın gördüğünü ifade ettin. Talisca ismi için de şunu altyazı olarak şunu eklemiş olayım. Başkan Ahmet Nurçebi'nin sürekli maaş konusunda, fiyat konusunda direttiği bir durum var. Talisca konusunda da isteriz ama rakamlar izin verirse demişti. Topu sana atayım. Talisca durumunu nasıl görüyorsun? yani Talisca'yı kim istemez? Herkes ister de şartlar, süreçler çok önemli. Yani yoğurt işiyle alakalı başkanım. Her yiğidin yoğurt işi Evet. ayrıdır. Başkanın tarzı, tavrı biraz farklı. Önce daha çok tutumlu bir davranıyor. Ondan sonra şey açıyor, fırsatları ve pazarlık payını açıyor, rakamları çoğaltıyor. Ama bu arada da bazı oyuncuların kaçtığı oluyor. Tabii Rebiç transferi de çok önemliydi burada. Biz hep Evet. Onana'yı, işte Amerti'yi konuştuk ama Rebiç transferi de yıldız bir transferi. Yani Milan'daki hırsının yıllığını, yıldızlık olduğu dönemleri de biliyoruz. Evet, son dönemde biraz düşüş göstermesine rağmen çok hırslı bir oyuncu. Sadece kanat asist özelliği yok, golcü özelliği de var. Yani Beşiktaş'ta bugün baktığınız zaman önde Aboubakar hareketli, Rebiç hızlı hareketli, arkasından Cenk Tosun golcü hareketli. Muleka bunların arkasına bir 10 numara başka bir seviyeye taşıyabilir. Yani biz Tadic'i överken, işte Zaha'yı överken, birçok yıldızı överken burada Rebiç'i atlamak da doğru olmaz. Rebiç'in de Beşiktaş'a katacağı çok değerler var. Yıldız isim arıyorsanız yıldız isim. Tabii rakibin Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin transfer döneminde daha güçlü görünmesi, işte transferleri köpürtmesi bu anlamda da çok değerli ve kıymetli oldu. Beşiktaş taraftarını da etkiliyor, tetikliyor haklı olarak. Yani Beşiktaş, burayı nereye bağlayacağım? Talisca'ya bağlayacağım. Yani Talisca ikna edilir mi? O 10 milyon euro maaş verilir mi? Vermek ister mi başkan? Bugün az para değil 10 milyon euro maaş. Tabii ki. Talisca ikna edilebilir mi? Yani bu ekonomiye sahip olmak için yapılabilir. Yani bugün Galatasaray yaptı Icardi'de ve Icardi Galatasaray için bir futbolcudan fazlası haline gelmişti. Ve bunu kullandı. Bugün imza törenine bakıyorsunuz Galatasaray'ın. Şimdi Icardi ailesiyle çıkıyor, bir gövde gösterisinde bulunuyor. İşte yanında Zaha var. İşte Angelino'yu alınmış. İşte geçen seneden alınan oyuncular da kareyi tamamlıyordu. Halil olsun, diğer oyuncular olsun. Baktığınız zaman Zaniola orada. O da geçen sene almış oyuncu. Aslında orada bir tek yeni alınan oyuncu, iki tane oyuncu. Zaha ve şey Angelino. Geri kalan oyuncular geçen senenin Evet. transferleriydi. Ama bunun bir yönetim Icardi'nin rüzgarıyla beraber, yeni transfer süreciyle beraber bunu bir şova dönüştürdü. Ve bence iyi bir gövde gösterisi, iyi bir Evet. şovdu, iyi bir pazarlama tekniğiydi. Sponsorlarla, Galatasaray taraftarıyla, ailesiyle gerçekten bir bütün oldular. Ve bunu biz geçmişten de hatırlıyoruz. Ben 2016 yılında Beşiktaş Başkanı iken Fikret Orman'ın 10 futbolcuyu arkasına aldığını hatırlıyorum Vodafone Park'ta. Evet. Talisca arkada ayaktaydı. Adriano ayaktaydı. Caner olsun, Gökhan İnler olsun. Gökhan Gönül ayaktaydı. Aboubakar vardı. Atınç vardı. İki tane genç oyuncu vardı. Oğuzhan'la bir oyuncu daha vardı. Orada 10 tane oyuncu böyle bir gövde gösterisi yapmıştı. Ve o dönem bu tür kulüpler bu tür fırsatları reklama çevirebiliyor. Haklarıdır da bu kadar yıldız getirirseniz ya da bunu bir şova dönüştürebilirsiniz. Bir algı ya da bir biz büyüğüz, biz iyiyiz, lige hazırız diyebilirsiniz. Ama şunu da biliyoruz ki geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Ama şampiyon olurken de özellikle ilk yarıda çok ciddi sancılar yaşamıştı.
birçok olaylar olmuştu ama şimdi Fenerbahçe'de kadroyu güçlendirdi. Galatasaray mevcutu koruyup kadrosunu birkaç iyi takviyeyle güçlendirdi. Beşiktaş da yavaş yavaş geç de kalsa o işleri yapıyor. Trabzon hakeza öyle. Yani yarış sahada oynayan kazanacak. Transfer şampiyon olmak kesin şampiyonluk garantisi değil. Birçok kez transfer şampiyon olan kulüplerin sezon sonuna geldiğinde şampiyon olamadığını gördük. O yüzden takım olmak her şeyden önemli. Şenol Güneş'in Evet. yapmaya çalıştığı noktada şu: takım olalım. Yavaş yavaş transferler gelsin. Ve bu işi yürütürüz diyor. Beşiktaş'a baktığımız